Geliştirme yolları, soru çözümleri. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? Öncelikle aşağıda kullanılanları bir tanıtalım arkadaşlar. Neydi tanımlama? Bir varlığın ne olduğunu vermeydi arkadaşlar. Ne olduğunu verme. O halde biz buna hangi soruyu soruyorduk? Bu nedir sorusunu sorarsak biz tanımlamayı bulurduk. Öyküleme demiştik ki olay anlatma. Benzetme, bildiğimiz benzetme, iki varlık arasındaki benzer yönler. Tanık gösterme ise neydi arkadaşlar? Ünlü birinin sözüne yer verme. Bir düşünceyi kanıtlarken ünlü birinin sözüne yer vermedi. Biz tanık gösterme diyoruz. Bakalım. Şiir yazmış bir kimse başkasına zarar vermez. Orhan Veli mi söylemişti bunu? Burada Orhan Veli'nin bir sözü var arkadaşlar. Sanatın işlevini ve yararını çok ince bir biçimde açıklayan bu söz her kesimden okura da adanmalıdır diyorum. Çünkü işlev açısından ele alınırsa yukarıdaki cümle yalnız şairi değil, şiir okurunu da kavrayan bir öz taşıyor. Roman okurunda, öykü okurunda. Bir görüş var. Evet, görüşü ne demek arkadaşlar? Bu sözün, şiir yazmış kimsenin başkasına zarar vermeyeceği sözünü herkese benimsetmeye çalışıyor. Şiir okumak kimseye zarar vermez diyor. Şiir okumak faydalı bir şeydir diyor bu paragrafın tamamında. İşte bundan kaynaklı olarak buna... Bakın Orhan Veli de böyle düşünüyor. Orhan Veli'nin görüşü de bu diyor. Yani onun görüşünü arkasına alıyor. Evet, bir başkasının sözüne yer vermiş arkadaşlar. Kendi düşüncesini ne yapmak için? Daha etkili kılmak için. Bundan dolayı bu paragrafta tanık göstermeye yer verilmiş. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki şiirde aşağıdakinin hangisine başvurulmamıştır? Bakalım. Sen benim üzerine titrediğim güzel ve yeni, saatim kadar saadetimin göz bebeği zamansın. Bakalım, benzetmeye yer verilmiş mi? Saatim kadar saadetimin göz bebeği zamansın. Saadetimin göz bebeği gibi bir zamansın. Burada ne var arkadaşlar? Bir gizli benzetme var. Saadetimin göz bebeği gibisin. O halde benzetmeyi eleyebiliriz. Saatim kadar saadetimin göz bebeği zamansın. Saatimle saadetimin göz bebeği olan zamanı karşılaştırıyor. Karşılaştırılan unsur kim? Saat ve zaman. Karşılaştırmayı da eleyeceğiz o zaman arkadaşlar. Tanımlama nedir sorusuna cevap verecekti. Bakalım. Sen nesin? Nesindir? Sen saatim kadar saadetimin göz bebeği zamansındır. O halde tanımlama da yapıyor arkadaşlar. Bir kimsenin veya bir varlığın ne olduğunu veriyor arkadaşlar. Nedir? Zamandır. Evet. Parçada, daha doğrusu beyitte ne yok arkadaşlar? Örnekleme yok. Cevabımız C seçeneği. Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır? Bakalım. Sanat eseri, insanın karmaşık iç dünyasında kişisel, toplumsal ya da evrensel duygu, düşünce görünümlerinin sentezi sonucu ortaya çıkan bir üründür. Sanat eseri nedir? Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Bir üründür. Evet, burada sanat eseri neye yapılmış arkadaşlar? Tanımı yapılmış. A'ya dedik. Gerçekten de bu faktörler arının bal yapmak için bitkilerden topladığı malzemeye benzer. Neye benziyormuş? Arının bal yapmak için bitkilerden topladığı malzemeye benzer. Benzetmeyi de dedik. Bal nasıl bu elemanların sihirli bir sentezi ise bal ile neyi karşılaştırıyor? Sanat yapıtı da kendini oluşturan malzemenin ötesinde yepyeni bir varlıktır. Bal ile sanat yapıtını karşılaştırıyor arkadaşlar. C'yi de ediyoruz. Ortaya çıktığı andan itibaren radyoaktif bir madde gibi çevresine etki yayar. Okuyan, dinleyen, seyreden insanları, toplulukları etkiler. Bu paragrafta ne yok arkadaşlar? Tanık gösterme. Yani başkasının sözüne yer verme. Başkasının sözüne yer verme yok. Şu kişi şöyle demiş diye bir ifade yok. Bundan dolayı cevabımız D seçeneği oldu. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? Örnekleme, tanık gösterme, tartışma, tanımlama. Bakalım. Birçok insan önüne hedef koyup şöyle duruma gelirsem veya şunu alırsam mutlu olurum diye düşünür. Bu şekilde mutluluk elde edilemez. Mutluluk bu şekilde elde edilemez. Neye karşı arkadaşlar? Şu duruma gelirsem, şunu alırsam mutlu olurum. Bu görüşe karşı. Evet arkadaşlar, bir görüşe karşı çıkıyor. Bu bize neyi veriyor? Karşı çıkma, tartışmayı veriyor arkadaşlar. C'yi eleriz. Zihin istek listeleriyle dolu ise doyumsuzluk insana mutluluk değil mutsuzluk getirir. Mutluluk aranmaz, yaşanır. Mutluluk yaşanan ve hissedilen bir şeydir. Mutluluk nedir? Mutluluk yaşanan ve hissedilen bir şeydir. Mutluluğun neyini verdi bize arkadaşlar? Tanımını yaptı. Denizli'yi de ediyoruz. Düşünülen veya tarif edilen bir şey değildir. Burgaus'un
Mutluluk, yaşanan hayatın, amacın ve zorluklarının yan ürünüdür. Mutluluğu sırf mutluluk için arayanlar mücadelesiz bir zafer istemektedirler. Ne oldu? Brooks'un görüşüne de yer verdi arkadaşlar. Onun sözünü de aktardı. Onun sözünü aktardığı için tanık göstermeye de yer verdi. Neye yer vermedi? Örneklemeye. Cevabımız A seçeneği. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Bakalım. Bizim memleket eskiden çok hareketliydi. Değirmencilik öyle işlek bir zanaattı ki 10 kilometrelik yerden çiftçiler öğütülecek buğdayı bize getirirlerdi. Köyü saran tepeler yel değirmenleriyle kaplıydı. Bu tepelerde yollar boyu değinip çıkan çuval yüklü eşek katarlarından başka bir şey görülmezdi. Şimdi ise ne eski değirmen ve değirmenciler ne de buğday getiren köyler kaldı. Köylüler kaldı. Eskiden çok hareketliydi, şimdi hiç kimse kalmadı. O halde ne yaptı bize arkadaşlar? Karşılaştırma yaptı. Neyi karşılaştırdı? Eski zaman ile şimdiki zamanı karşılaştırdı. Evet, cevabımız C seçeneği.